Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Artık böyle günlük vloglar çekmekten sıkıldım. Çünkü izlenmiyor. Yani tamam yine çekerim belki. Şimdi hani çekmekten sıkıldım deyip kesinlikle çekmeyeceğim demiyorum. Ama izlenme olmayınca benim de hevesim kaçıyor. O yüzden çekmiyorum. Ara ara böyle değişik şeyler olursa çekeceğim. Böyle şimdi de şu paketimi sizinle birlikte açacağım. Bu görüldüğü üzere Yusra'nın araba koltuğu. Sonunda sipariş edebildik. Sonunda derken yani bir ara işte Türkiye'ye gittik. O araya girdi. Ondan sonra bir de zaten Yusra çok her gün arabaya binmiyor. Arabayla bir yere gitmiyoruz. O yüzden bugüne kaldı. Yani birkaç gün önce sipariş ettim. Çabuk geldi aslında. Geç gelmedi. Bir de şey baktım bayağı bir özelliklerine, hangisi daha iyi falan diye. Ona göre bunu almaya karar verdim. Öncelikle fiyatını söyleyeyim. Fiyatı 140 euro. Daha ucuz araba koltukları da vardı tabii ki ama ben şey istedim, Isofix'li istedim. Yani direkt arabaya takılanlarda. O yüzden biraz pahalı. Bir de bunun daha da pahalılar var. Yani bu pahalı bana göre pahalı geldi. Çünkü 60 euroya, 70 euroya, 50 euroya bile araba koltuğu var. Onlara göre ucuz ama 400 euroya bile 400 euroya bile araba koltuğu var. Ona göre de ucuz yani. Öylelikle bunu aldım. Bir de bunun dediğim gibi böyle yatıyor yani çocuk uyuduğu zaman falan. Yatıyor, öbür tarafa çevrilebiliyor. Şimdi onların hepsini deneyeceğiz inşallah. Öncelikle bu kutuyu bir açayım. Şöyle şuradan açacağım, ayağa kalkacağım. Şöyle. Kartonun hepsini yırtmak istemiyorum. Yusra kartonların içine girmeyi çok seviyor. Biraz bunlar oynasın sonra atarız. Karton bayağı büyük ama koltuk yani şurada falan. Yani ben komple büyük olursa zaten arabaya sığmazdı. Şöyle çıkartabilirsem çıkartacağım. Ama önce poşeti çıktı. Biraz zorlanacağım çünkü bu tam yani hiç kenarlarda boşluk yok. Tam girmiş. Şöyle çıkartayım. Evet. Koltuğumuz çıktı. Koltuğum böyle. Aslında güzel, kibar duruyor. Şurası ne için? Bunlara bakacağım şimdi biraz da. Aslında şurası bayağı küçük duruyor. Biraz şöyle aşağı indireceğim. Daha iyi görünsün. Bu şekilde buraya alalım. Şöyle. Şuradan şöyle açıyoruz. Zaten çoğu sistem böyle birleştirip takmalı. Başka? Buralardan sıkılıyoruz. Aynı Maxi Cosi'deki sistem gibi. Buraya bastırınca da buraları böyle gevşetebiliyoruz. Şöyle sıkılanıyor. Şöyle gevşiyor. Yani istediği boyuta geliyor sırası. Evet annem bunlar senin. Burada da bir aparat var. Onun tam ne için bilmiyorum. Dediğim olay şu. Direkt arabaya girmesi şuradaki Isofix'lerle sağlanıyor. Yani çok rahatlıkla araba değiştirirken ya da başka bir arabaya koyarken rahatlıkla tık diye giriyor. Tabii ki çoğu arabada bu var mı bilmiyorum. Yani bazı arabalarda bu sistem var. Eğer bu sistem yoksa da normal yine önce kemerle bağlıyoruz bunu arabaya. Sonra çocuğu buraya geçiriyoruz. Ama bu bana çok küçük geldi ya. Şu oturma kısmı çok küçük geldi. Bilmiyorum. Şurası da şöyle yatma sistemi. Ama ne kadar yatıyor bilmiyorum. Bakacağım, deneyeceğim. Sadece bu kadar mı yapıyorum? Biz
sizinle birlikte ilk defa açtığım için ben de bilmiyorum neresinde ne var. Şu kağıdına bakabilirim. Orada gösteriyorsa oradan beraber yapabiliriz. Başka renkleri de vardı. Mavi rengi, lila rengi, pembe rengi. Ama ben bunu aldım. Hem çok çabuk kirlenmez. Hem de ileride satarsam falan, yani Yusra büyüyünce bu renk erkeklere de olur, kızlara da olur. Öyle. Burada takılışını falan göstermiş. Ama şu yapma sistemini inanın hiç bilmiyorum. Şurada bir sistem var. Şurada da bir mandalı var. Buna bastırdığın zaman çocuğu istersen bu tarafa çeviriyorsun. Böyle. Yani 360 derece dönüyor. İstersen böyle dışarıya cama bakabiliyor. Bu sistemi zaten özelliklerde görüp sevmiştim. Şöyle sıkılmaz. Direkt yani koltuğa bakmayacak buradan. Öndeki koltuğa. Böyle çevirip burada oturanlara bakabilir. Ya da cama bakar. Ya da böyle arka camdan dışarıya bakar. Direkt arkaya çevrilir. O yüzden bu özelliği bayağı bir güzel. Ama yatma kısmı sadece çok az bir şey mi yatıyor? Tam anlayamadım. Hafif bir eğim oluyor. Şöyle yattığı zaman şöyle oluyor. Yani yine kafası öne gelmez. Daha güzel. Tam komple yatmıyor. Zaten komple yatanlar bebekler için. Daha ufak bebekler için. Üstelik böyle. Buraya buradaki mandalı çekince ister düzeltebiliyorsunuz. İster yatırabiliyorsunuz. Böyle ben şimdi bunu bir düzelteyim. Eski haline getireyim. Şöyleydi. Tamam. Tabii ki büyüdükçe şu şurasını çıkartacağım. Şimdi ilk başta bu minderiyle beraber takarız. Sonrasında burayı çıkartacağım. Bir de şu arkada şurası da yukarı kalkıyor. O özelliği de güzel. Şurada bir yine böyle mandal gibi bir şey var. Yukarı çektiğin zaman yukarıya ya da içeriye yapıyorsun. Sanırsam daha da çıkacak ama şuradaki kemerler engelledi. Yani çıkıyor, yer var. Bu özelliği de çok hoş. Ve yani bir şey döküldüğü zaman çok çabuk siliniyormuş. Burada onu gösteriyor. Ben bunu sevdim. Burada arkada bir minderi var. Bu çıkabiliyor. Yine şu minder çıkıp daha büyükler, büyük çocuklar için kullanılabiliyor. Böyle başka bir özelliği var mı? Zaten en önemli özelliği böyle çevrilip 360 derece çevrilmesi ve biraz geriye yatması. Hani çocuk uyuduğu zaman düşmemesi için. Zaten yatmış artık galiba. Şu normal hali. Şöyle. Şu yandan göstersem daha iyi olacak. Bu kadar yatıyor. Ama bence yeterli. Ben böyle arkadaşlar, ben memnun kaldım. Şimdi bir de Yusra'yı oturtturayım, deneyeyim bakalım nasıl olacak. Ama önce burayı biraz gevşetmem lazım. Bilmiyorum, bu kemer bana çok kısa geldi. Daha da açılıyor mu? Şurada bir aparat var ama bu şey için, koltuğun arkasına geçmek için takılan bir şey. Diğer kemer burada. Mesela gel anneciğim, oturalım bir. Bakalım seveceğin mi? Gel aşkım. Gülü gülü. Hop ayak bırak. Ama mendilimizi bırakalım. Anneciğim, bu sana biraz küçük mü geldi? Ha? Ama rahat değil mi aşkım?
0-36 kiloya kadardı. Öyle gösteriyordu. Yat anneciğim. Evet. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz aşkım? Hiçbir yere gitmiyoruz şimdi. Burası gerçekten çok dar geldi. Arkada illaki bir yeri vardır açılacak ama ben şu anda bulamadım. Bir oraya bakmam lazım. Evet anneciğim. Şöyle. Seni böyle buraya takacağız. Sıktı mı? Sıkıyor mu? Aslında böyle sabit olması iyi. Hani çok bol olup zaten bir anlamı olmaz. Ama ben yine arkaya bakacağım daha büyük oluyor mu? Şöyle oldu. Tam oldu aslında. Bir de şey yapalım Hüsra bak. Bak ne yapacağız şimdi. Evet böyle. Çevirdik. Böyle ablaya, abiye bakabilirsin. Otururken. Ya da böyle öne bakabilirsin. Bir saniye bu yattığı sistem miydi ya da böyle düz oluyor. Yap bakalım. Annem. Oh, güzel mi? Ha, sevdin mi? Böyle arkadaşlar, araba koltuğu almak isteyenler varsa bu yatan özelliği ve dönen özelliği çok hoşuma gitti. Siz de öyle alabilirsiniz. Evet, bizim araba koltuğumuz böyle. İnşallah sağlıklı, güzel günlerde kullanırız. Daha iyileri sizlerin olsun inşallah. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.